Herkese selamlar. Bir önceki videomda OVAN olağanüstü kabiliyet vizesinden bahsetmiştim. OVAN vizesi nedir? Kriterleri nelerdir? Kimler alabilir? Bu konuları anlatmıştım. Bu videoda size birazcık OVAN vizesi başvurusunun nasıl yapılacağından, yani OVAN'ın lojistiğinden bahsetmek istiyorum. Bu videoyu yine OVAN vizesinin New York'ta en iyi çekilebileceğini düşündüğüm olan mekandan gerçekleştiriyoruz. Soho'nun sokaklarındayız şu anda, bir hafta sonu. Gerçekten çok güzel bir akşam serinliği var. Şimdi size biraz OVAN başvurusunun nasıl yapıldığından bahsetmek istiyorum. Değinilmesi gereken ilk konu, OVAN başvurusunu kim yapabilir? Mesela dediniz ki ben kendi alanımda çok iyiyim, iyi tanınıyorum, bu başvuru yapabilirim, kriterleri karşılayabiliyorum. Peki kendi kendinize başvuru yapabilir misiniz? OVAN başvurusu kişinin kendi kendine yapabildiği bir başvuru değil. Bu çok önemli. Dolayısıyla öncelikle Amerika'da bir sponsor bulmak gerekiyor. Kendi alanınızla ilgili bir işveren olabilir. Yani sizi kendi alanınızda çalıştırmak isteyen bir işveren sizin için OVAN başvurusu yapabilir. Ama OVAN başvurusu karakteri gereği, yapısı gereği farklı farklı kişilere servis verebilecek, hizmet verebilecek kişiler için alınabildiği için kanun koyucu aynı zamanda OVAN başvurusunun agent dediğimiz ve Türkçe'ye en kolay ifadesiyle menajer gibi çevrilebilecek olan agent üzerinden yapılmasını, menajer üzerinden yapılmasını da kabul ediyor. Peki nedir bu agent veya menajer ve OVAN başvurusu yapılacak kişi ilişkisi? Bir employer-employee dediğimiz işveren-işçi ilişkisi olmak zorunda değil. Sadece bu agent'ın, bu menajerin sizi Amerika'da OVAN vizesi için sponsor etmesi ve Amerika'ya OVAN'la gelmenizi temin etmesi gerekiyor kanuni şartları gerçekleştirmek adına. Peki OVAN vizesi nasıl hazırlanıyor? Nasıl bir başvuru süreci var? Öncelikle ilk kısımda bahsetmiş olduğum kriterler meselesi var. Bilindiği gibi o kriterlerin en az 3 tanesini gerçekleştirmek gerekiyor. Ama bizim tavsiyemiz 3'ün de üzerine çıkmak. Mümkünse 4 kriter, 5 kriter ispat edebilmek. Bunun tabii çok ciddi bir dokümentasyon hazırlık süreci oluyor. Buna portfolyo hazırlanması diyoruz. Öncelikle kişinin kendi alanının tespiti ve o alanla ilgili karşılayabileceği kriterlerle ilgili dokümanların toplanması çok önemli. Bazen kişiler birden fazla alanda çok iyi noktalara gelmiş olabiliyorlar. Bu durumlarda dosyaları nasıl düzenlemek gerekiyor, nasıl ayarlamak gerekiyor? Gerçekten dosyanın kendi içeriğiyle ilgili olan, her dosyaya münhasır, her dosyaya özel strateji yapılması gereken durumlar olabilir. Dolayısıyla konunun bu kısmında mutlaka bu konuyu çok iyi bilen profesyonel bir avukatla çalışmanız gerekiyor. Başvuru prosedüründen biraz bahsetmek gerekirse, OVAN vizesi öncelikle göçmenlik bürosuna gönderilen, göçmenlik bürosuna fail edilen bir başvurudur. Başvuru hazırlandıktan sonra göçmenlik bürosuna dosya gönderilir. Bu dosyanın içine biraz önce saydığımız kriterlerle beraber aynı zamanda OVAN başvurularında olması gereken konsültasyon dediğimiz mektuplar konulur. Nedir konsültasyon mektubu? Faaliyet göstermiş olduğunuz alanda Amerika içinde faaliyet bulunan bir meslek kuruluşu varsa, bir organizasyon varsa onlardan sizin Amerika'ya gelip bu işi yapmanızın Amerikan menfaatlerine bir zararı olmadığına dair alınan mektubun ismidir konsültasyon mektubu. Bu konsültasyon mektubu OVAN'ın şartlarından bir tanesi. Ama her zaman her alanda konsültasyon mektubu alınacak bir kurum bulunamayabilir. Eğer alanınızla ilgili konsültasyon mektubu verebilecek olan bir kurum varsa mutlaka onlardan konsültasyon mektubu almak gerekiyor. OVAN başvurusu hazırlanıp göçmenlik bürosuna gönderildikten sonra bu dosyalara bakılması 4 ay ile 8 ay arasında sürüyor. OVAN dosyasının premium processing, yani hızlandırılmış servisle hızlı bakılmasını sağlamak mümkün. Göçmenlik bürosuna ekstra bir harç ücreti yatırılarak OVAN dosyalarının 15 gün içinde sonuçlanması mümkün olabilir. OVAN dosyaları göçmenlik bürosuna gönderildikten sonra hemen kabul edilebileceği gibi dosyaya sorgulama da gelebilir. Eğer dosyaya sorgulama gelirse dosyanın sorgulamasına ciddi bir cevap hazırlanması ve yine 3-4 ayla 7-8 ay arasında değişebilecek bir sürenin göz önünde bulundurulması gerekir. OVAN başvurularında eğer başvuruyu işveren yapıyorsa mutlaka işverenle OVAN çalışanı arasında bir kontrat yapılması gereklidir. Başvurunun bir agent, yani bir menajer aracılığıyla yapılması durumlarında ise Amerika'da çalışacak olan OVAN'lı kişinin mutlaka bir itinerary dediğimiz çok detaylı bir Amerika'da yapacağı işler listesini sunması gerekiyor. Buna bazen deal memo da deniliyor. Yani agent üzerinden yapılan başvurularda sadece Amerika'da bu konularda çalışacağım diyerek bir başvuru yapamıyorsunuz. Aynı zamanda Amerika'da sizinle çalışmak isteyen kişilerin, organizasyonların, işletmelerin de sizinle olan tam manasıyla anlaşma değilse bile belki niyet mektubu diye tabir edebileceğimiz deal memolarını dosyanın içine mutlaka koymak gerekiyor.
Peki Oğvan vizesi ne kadarlığına alınabiliyor? Uzatılabiliyor mu? Aile üyeleri Oğvan alabilir mi? Oğvan sahiplerinin aile üyeleri vize alabilir mi? Aynı zamanda Oğvan başvurusu yapacak kişinin bir grubu varsa, birlikte performans yaptığı bir grubu varsa onlar Oğvan vizesinden istifade edebilir mi? Kısaca bu konuya değinelim. Öncelikle Oğvan vizesi ilk başta 3 yıl istenebiliyor. Yani göçmenlik bürosundan 3 yıllık bir kabul isteyebiliyorsunuz. Akabinde Oğvan'ın uzatmaları duruma göre 1 yıllık veyahut da 3 yıllık yapılabilir. Eğer Amerika için de uzatma isteniyorsa 1 yıllık uzatma isteniyor. Eğer konsolosluk üzerinden yeni bir Oğvan başvurusu isteniyorsa o zaman uzatmalar 3 yıllık olarak yapılabiliyor. Oğvan başvurusu yapan kişiler eğer bir grupla performans yapıyorlarsa, yani yaptıkları işi yaparken yanlarında takım üyeleri varsa, crew members varsa o zaman o kişiler için de O2 başvurusu yapılabiliyor. O2 başvurusu Oğvan başvurusunun devamı niteliğinde ve beraberinde yapılan bir başvurudur. Ancak O2 başvurusunun Oğvan başvurusundan ayrı şekilde yapılması gerekiyor. Eninde sonunda Oğvan'a bağlı olan ama Oğvan'dan ayrı şekilde yapılması gereken bir başvurudur. Oğvan ve O2 sahiplerinin eşleri ve 21 yaş altı çocukları ise O3 kategorisinde Amerika'ya gelebiliyorlar. Onlara da Oğvan ve O2 vizesi için verilen süreler veriliyor. Maalesef O3 vizesi sahiplerinin yani eşlerin ve çocukların çalışma izni olmuyor. O kategorisinde çalışma izni maalesef yok. Eğer Oğvan vize sahibi kişi daha sonra Amerika içinde bir iş değişikliği yapmak isterse, özellikle işveren üzerinden gelen Oğvan sahipleri işveren değişikliği yapmak isterse o zaman yeni bir başvuru yapılması gerekiyor. Ama agent üzerinden gelen, menajer üzerinden gelen Oğvanlar zaten deal memolarla farklı kişilerle çalışacaklarını, farklı şirketlerde çalışacaklarını, freelancer olarak çalışacaklarını ifade ettikleri için yeni işler bulmaları, farklı pozisyonlar için çalışmaları herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Oğvan olağanüstü kabiliyet vizesi hakkında bilgi verdiğim 2 kısımlık videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu videoda size Oğvan'ın başvuru sürecini ve kimlerin Oğvan, O2, O3 alabileceğini anlatmaya çalıştım. Umarım video faydalı olmuştur. Sorularınız varsa benimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz ilgi duyacağını düşündüğünüz kişilerle paylaşabilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve güncellemeleri açmayı unutmayınız. Hepinize Manhattan'dan, Soho'dan güzel günler diliyorum. Görüşmek üzere.